Berber. Yani peruk takmanız lazım en azından birinizin. Yok lan ya. Ya abartma sen. Sunucu biz olduğumuz için istediğimize taktırabiliyoruz ama biliyor musun? Bana takamazsınız. Ne? Burada takmak isteyen varsa. Ne oluyor şimdi? Bir şey olmuyor kanka. Ona... Ya sen notları al. Tamam. Berber şov. Ha, onu mu götürdün? Yalan dolan ihanet mi? Yalan, programın başlığı dolan, yalan dolan ihanet mi? Yalan dolan ve ihanetlerle dolu bir gün arkadaşlar. Allah Allah. Evet. Evet. Bu arada bizim kanalımızın ismi ne Mert? Bermer. 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 YouTube'dan abone olmayı unutma. Merber. Güzel, güzel. İşe yaramaz bu kanal da devam edin. Lütfen abone etme. Bak darbe yaptık, sizi koltuğunuzdan ettik. İki dakika dur. Programda altyazılara izin vermiyoruz. Bilgi olsun. Altyazılara kurban olursun. Evet. Jole. O zaman senden başlayalım. Senden başlayalım. Hobi. Madem öyle abi senden başlayalım. Murat hobi. Sana jöle alalım diye böyle yapıyorsun. Sana jöle alacağım demişsin ya bir kere. Evet. O zaman ne diyoruz? Belki jöle sürseydin Yeliz seni bırakmazdı. Güzel. Yine. Güzel. Ben bak sürüyorum bir evet. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen sunucuma... Müdahale yok. Müdahale yok. Dün ne dedik? Programdan. Sunucuya müdahale yok. Görkem biri daha... Sunucuya saygı bak iki olsun. Tane zaten şey var burada. Özel harekat. Botlar. O zaman ilk Murat'tan başlayalım bence. Ben evet, Murat evet. Bey. Peki. Konuya girelim, değil mi? Hadi bakalım. Konu yer kurun son durumu ne? Bitti mi, kaldı mı? Yeliz bu defteri kapattı mı? Murat bu defteri açacak mı? Murat ve son bir soru sormak istiyorum. Cevaplayayım. Tamam, hayır, sor. En son sen cevapla. Evet. Ne düşünüyorsunuz evet, bu konu hakkında? Can Bey. Bu konu hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geldiğim günden beri Murat'ın birazcık içine kapandığını, bir nevi... Isırdığını düşünüyorum. Pısırdığını. Isırık Murat. İçine çok kapandığını düşünüyorum. İkinci oldu. Vay vay İkinci vay. Büyük başlık. Murat ısırıyor mu? İki oldu pısırık. Murat pısırıyor mu? Murat Murat pısırık mı? Murat pısırıyor mu pısırık mı? Gerçek pısırık mı? Yok. Can kahvaltıda yürek yemiş. Ciğer de yemiş. İkinci konu. Can için kız kalmadı. Hareketler evine başladı tuşlarla. Can yürek mi yedi? Kimin yüreğini yemiş? Can yürek mi yedi? Kadına day kalmayınca bizi yürüyor. Murat biraz aman, cevap aman. Veremedi gibi ama evet. Neyse. Can'ın yorumu Murat güzeldi. Pısırık mı? Murat Yeliz'in yanında mı pısırık? Bak, yoksa hep böyle miydi? Yeliz'in yanında mı? Herkese karşı diyorum. Ben senin pısırık olmadığını biliyorum. Arkadaşlar yorumlar yapıyorsunuz. Yorumları açayım. Yeliz'le birlikte birazcık pısırıklaşmışsın tamam, acaba? Notumu aldım. Kedi gibi. Robot. Biraz. Tamam geç şey. Evet, Bat'a geldik. Bat'a geldik. Evet Bat Bey. Can dostun hakkında bir objektif yorum bekliyoruz senden. Can dostun öncelikle pısırık mı? Can dostum kesinlikle pısırık. İlişkide o zaman Yeliz'in yanında değil. Pısırık mı? Kesinlikle Yeliz'in yanında pıs 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 pıs. Ne? Hepimiz bir kedi taklidi gelir mi? Bak bir kedi taklidi gelir mi? Bir kedi taklidi gelir mi Murat taklidi? Ne kedi taklidi? Batmur kanalını kapatırım. Bak. Ama Murat gibi yap. Yeliz'in yanında Murat kedi olduğunu düşün. Asla onun bir sesini çıkar. Tamam ben şu an sabote ediliyorum. Hiç şekilde yani. Ben bunu tamamen karşı. Hayır ya lütfen ya. Ya bir kedi sesi olarak mı yapayım yoksa? Ama Murat'ın çıkaracağı bir kedi sesi. Murat Yeliz'in yanında nasıl? Öyle bir kedi yok. Bir kedi sesi. Hayır ben çıkaracağım tek kedi sesi şu olur. Miyav. Evet. Ben burada Mert'in yorumunu çok merak ediyorum. Soru bir daha sorsana. İlk önce Murat pısırık mı onu sorun. Kanka Murat pısırık mı? Murat sadece kükrüyor. Ay, ben Yeliz'e de söyledim iki gün önce. Yeliz'i aradım dedim ki kanka bir tane edit gördüm. Editte Murat'ın önceki şifreleriyle olan konuşmaları ve Murat'ın aslan gibi kükremesi. Sonrasında devamını getiriyorlar. Yeliz kükrüyor. Murat böyle tamam bir dakika. Ha evet onu gördüm. Çok komik evet, değil miydi? Çok komik. Ben yani, böyle şeylere gidene çok güzel. Yeliz'e çok değer verdiği için ve onu incitmemek için. Öğretmenim öğretmenim. Bir saniye burada objektif. Ben gideme bir şey sordum. Hazır evet. Mıyız soruyu soruyoruz. Evet, sorun. Ben soruyu anladım. Ben şimdi biliyorsunuz ki aramızdan bir arkadaşımız elendi. Az önce fotoğrafı Ozan. Da gitti. Ozan gitti. Acaba? Bu gidişin bir anlamı var mı? Oğuzhan'a, varsa da burada Oğuzhan'ın rolü ne? Oğuzhan'a yeni bir yol mu açıldı? Oğuzhan'ın yolu rahatladı mı? Ozan'ın gitmesi dengeleri değiştirir mi? Ozan'ın gitmesi Oğuzhan'ı rahatlatır mı? Yine bir üçgene mi döndü olay? Bir engel kalktı mı? Yoksa bu üçgen yerine tek yolu Dilhan mı? Yoksa kafası iyice mi karıştı? Şu an karıştı. Yoksa Dilan Dilan'ın Rümeysa arasında mı gidip geliyor? Evet, tamam sen istiyor? Dur. Sen cevap vermiyorsun şu sen anda. Sen en son. Can kısa abi hızlı geçelim. Ben
tamamıyla rota yeniden hesaplanıyor ya gideceğini düşünüyorum. Rota hesaplanıyor. Can tamamıyla kendi özgü bir yorumla sana güzel bir şekilde cevap verdi. Yeni rota çiziliyor. Yeni rota oluşturuldu. Evet. Sen yazman lazım oraya. Bununla mı? Al bununla yaz. Ver ben yazayım. Evet Murat sen yorumunu yap Mert yazarken. Ben Oğuzhan'ın Dilara'ya karşı tamamen hissiyatının bittiğini düşünüyordum ki. Murat daha şuraya kadar. Benle Dilara aram iyi. Instagram'dan biz komikli videolar falan dağıtıyoruz. Hani kankayız yani yanlış anlaşılmadı olmasın. Orada Oğuzhan bir tepki gösterdi. Dedi ki hangi ara bu kadar yakınlaştınız dedi. Kıskandı. Hani orada ufak tam da bir olsa bu kıskanmak amaçlı mıydı? Gerçekten merak amaçlı mıydı? Ama merak eden bir insanı zaten kıskanırsın bir düşüncesi oldu kafamda. Ama nedense bir türlü de doğru yolda bulamıyorlar. Şimdi Dilara evet Oğuzhan'ı böyle sen tekrardan kazanmaya gösterecek çalışıyor. Efendim? Değil mi? Sen sanki o doğru yolu gösterecek gibisin. Çok inat bir şekilde. Ben Oğuzhan Dilara Oğuzhan Dilara olayının olacağını çok düşünmüyorum. Rümeysa Oğuzhan olayının neden gidiyorsun? Kalkma kalkma. Hey, gel buraya. Kardeşim biri daha iyi gitti. Sen otur. Özel harekat Görkem. Buradayım. Yani Rümeysa konusu geçince nedense Oğuzhan bir kaçıyor sorulardan bir şeyler yapıyor. Kafamda hala bir soru işareti var. Bence Dilara ve Oğuzhan arasındaki hala hisler devam ediyor. Bitmedi. O yüzden Rümeysa ile Oğuzhan şu anlık olmaz. Belki anca tamamen bir şeyler biterse olur ama şu anlık ben hiçbir şey görmüyorum. Dilara Oğuzhan devam diyor. Devam diyorsun. Teşekkür ederim. Dilhan Yerken, devam. Oğuzcum sendeyiz. Ben de şahsen Dilara ile Oğuzhan'ın daha çok devam edeceğini düşünüyorum. O mevzu dediğiniz mevzu olursa da şu sıra değil asla olacağını düşünmüyorum. Yakın tarihte. Zaman diyorsun. Dilara Oğuzhan'ın çok peşinden bu şekilde koşmaya devam ederse Oğuzhan'ın da artık iyice ılımlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum Dilara. Evet, buna size bir yorum yapabilirim. Son yorum sana son ait. Son zaten sana. Dilara'yla biliyorsunuz arkadaşlar arkadaş olarak devam ediyoruz. Hani kızdan arkadaş olmazdı. Oğuzhan Çengel sözü. Kızdan arkadaş Oğuzhan olmazdı. Oğuzhan Çengel bir markadır şöyle ama... Bir durum, ve benim hiç arkadaşım olmazdı. Şöyle bir durum var. Biz Dilara'yla bir anılarımız var sonuçta. Beraber ikimiz de birbirimizin huylarını, her şeyini biliyoruz. Şimdi bu evde arkadaş diye bir kavram varmış. Ben bunu anladım. Dışarıda yok olmadığını düşünüyorum. Bu evde var. Mecbur. Bunu anladım. Mecbur. Ha. Düşman güzel. Değiliz. Her gün görüyorum. Her gün gördükçe onun yüzüne bakmamak bana biraz saçma geliyor. Sonuçta bir anılarımız var, bir şey var. O yüzden arkadaş olarak devam ediyoruz. Bunun yanlış anlaşılmasını asla istemiyorum. Güzel. Peki bir şey soracağım sana. Duygularım şey bitti dedi yani. Benim. Demiştim bir kere. Evet. Hatırlıyorum. Hala aynı şekilde misin? Hala aynı. Asıl konu. Evet, asıl konu. Benlik bir şey yok. Sen kurtuldun. Şükür. Neyse bir şey demeyeyim şimdi gene. İzgar. Bu konu önemli bir konu. Evin dengelerini değiştirebilecek bir konu. Evet. Çakallara yer mi verilecek, yol mu verilecek? Öyle bir soru. Ay bismillah. Gizem sadece sosyal medya için mi burada? İlk sorumuz. Devamı da yoksa Görkem'i istediği için mi? Sosyal medyanın gücünü kullanmak evet. Can, sana ne kadar sormak doğru olur bilmiyorum. Bir gideme doğru yaklaşımım var. Bak şimdi bombayı sayacağım lazım. Sor bana sor. Ben cevaplayabilirim. Hemen Murat'a bağlanalım. Evet, aynı soruyu bana sorar mısın? Tekrar soramam. Tamam ben hemen söyleyeyim. Bence Gizem tamamen sosyal medyaya göre şip yönlendirmesi yapıyor kendine göre. Baktı bıyık bırakıyor kurt bakışlı. Ve Görkem'i kırmızı odaya edit çıksın diye mi çağırdı? Zaten editleri ondan öncesinde dönmüştü ve bunun devamını gelmiş. Hoşuna gitti. Yine bir alt yazı daha geldi. Bir dakika çok önemli. Gizem Görkem'in fotoğraflarını beğenmiş. Aa, bunu ben de bilmiyordum. Öyle bir şey varsa bunu bilmiyorum. Yoksa Görkem bunu dikkate almadı mı? Ses odasından çıktı. Ses odasından çıktı. Ses odasından çıktı. Lan saati kırdı. Evet konunun üstüne gelmeleri iyi oldu. Devam edelim konuya. Konuya devam edelim mi bitelim mi? Edelim. Yorum yapıyoruz. Aslında önemli bir konumuz daha vardı arkadaşlar. Onu da evet, sonra devam edelim. Şu an reklam. Şu an reklam. Reklam. Çay kahvemizi içelim arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Selam. Merhabalar Önder efendim. Ne haber? Ne kadar soğuk geldi. Selam. Merhaba. Bu burada kalsın. Ne haber? Şu önemli. Buyursunuz. Ben deyim. Nasıl oturalım? Ne haber? İyi sen. Niye kaynaklarını çıkardın? Niye olmamışı? Olmuş da. Eskisi daha güzel. Eskisi. Hoş bulduk. Ne haber? Selam. İyiyim sen? İyi ben de. Aa Allah muhabbetini arttırsın arkadaşlar. Ne konuşuyorsunuz? Öyle havadan sudan. Öyle. Mesela.
Yani öyle konuşuyorduk. Ne yapıyorsun? Aynen. Nasıl gidiyor? Öyle havadan sudan konuşuyorduk. Başka? Başka ekstra bir şey yok. Öyle. Öyle. Ne yapıyorsun? Normal bir şekilde konuşuyorduk. Ha. Öyle. Sen neden geldin? Gelmeyeyim mi olsan? Gelebilirsin, otur. Yok, burası iyi. Burada oturmak istiyorum. Tamam, otur. Devam edebiliriz sohbetin için. Evet, devam edebiliriz. Gel yalnız konuşalım biraz. Seninle konuşmaya tamam. Geldim. Ama ayıp olur. Ben kaldım. Yok yok, onunla alakası yok. Yok hayır, bu arada yanlış anlama. Hı-hı. Ben bunu hiç istemiyorum. Tamam. O yüzden seni... Burada hiçbir kadınla konuşmanı istiyorum. Biz yani arkadaş olarak konuşabilirsin ama her seferinde beni göreceksin yani. Şaşırma. Ama biz arkadaşız. O da arkadaş. Ya baskıda falan gelmedim. Gelmemen lazım zaten arkadaş olduğumuz için. Evet. Evet. Siz burada konuşun, ben kalkayım. Yok, kalkmanın yürüdük. Yok yok, ikiniz özel konuşursunuz. Ben geçiyorum. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Bir şey yok. İçeride çok farklı konular konuşuluyordu. Sıkıldım. Şimdi beraber konuşuyoruz. Ha, normal konuştunuz o zaman. Tamam. Normal konuştuk. Tamam, o zaman sakin olacağım. Sakin ol yani.